Kocam Beyli Haldır Şaldır Tarifler serisine hoş geldiniz. Müthiş sağlıklı atıştırmalıklar yapıyoruz. Kilomuza bakmayın. Videoyu belki yeni izleyecek olan arkadaşlar vardır. Biz yemeği çok seviyoruz. Sağlıklı yiyip çok yeme taraftarıyız. Anlatabildim mi? Önceden sağlıksız yiyorduk. Mesela oturup 3 tane baton çikolata yiyorduk. Bayılıyorduk. Gelsene buraya. Şimdi bundan yiyoruz ama bayılmıyoruz. Malzemeyi söyledim. Önce Hindistan cevizi yağımız var. Önce Hindistan cevizi yağımızı bir eriteceğiz. Fındıklı yapacağız da. Fındıklı mı yapalım? Cevizle. Evet, cevizle hiç uğraşmayacak. Ceviz ayıklamakla uğraşmayacak onun için. Fındıklı da güzel oluyor. Eğer bu tarz tariflerin gelmesini istiyorsanız lütfen abone olun. Takip edin. Yorum yazıp bizi gaza getirin rica ediyorum. Ben de profesyonel bir kanal olmayı çok isterdim. Şimdi kamerama gelsin bunun içine girsin isterdim ama. Ne olacak? Belki ileride. Ya bir şey soracağım, bu kakao yağıyla da çok güzel oluyor ama hadi yiyince kakao yağı alamıyorsun, Hindistan cevizi yağı biraz daha ucuz. Ayrıca Hindistan cevizi aroması oluyor. Şimdi bu Hindistan cevizi inanılmaz çabuk eriyen bir şey. Vücut ısısına eriyen tek yağ bu arada. Ne oldu? Tam bitti mi? Tam bitti. Hayır hadi bak. Koca son kenar seyirci, sıyır. Dur, kaşık şey olsun. Çünkü çok çıkıyor. Hiçbir şey ziyan etmez çünkü kime çekmiş? Kime? Anasını çekti. Sallama bak, ses gidiyor. İnsanlar rahatsız ediyor. Evet, tamam. Arkanı da dönüyorsun. Ben dönmüyorum, ben duruyorum. Geniş olduğum için. Aşkım. Tamam evet. Bırak, halledeceğim ben bunu sonra. Koy o kenara, ben yerim o. Şeyde kalan Hindistan cevizi yağını. Ondan değil, fazla olsun diyor. Eline sürebilirsin. Aşkım zaten fazla olacak. Çok yapıyoruz biz bunu. Ha. Aslında çok da yapmamamız gerekiyor ama biz yapıyoruz. Bal koyacağız. Dur şimdi değil, buraya getirme. Orada karıştıracağım geri kalan kısmını. Kakao? Hayır. Hayır, orayı keseceğim. Normalde nasıl yapılır? Hindistan cevizini eritiyorsunuz. Kakao, bal veya işte ceviz, fındık ne varsa elinizde onu koyuyorsunuz. Ama ben bugün tahinlisini yapacağım. Çünkü geçen gün tahinlisini yaptım, müthişti. Yağ yakmıyoruz. O çok önemli çünkü kakaomuz dayanıyor. Bakın eridi bile. Bu kadar Hindistan cevizi yağının erimesi bu kadar. İçinde biraz kaldı, onu bırakacağım. Çünkü kendi ısısıyla eriyecek. Şimdi şu tarafa geçelim, kamerayı da o tarafa almamız gerekecek aşkım. Onu şey yaparken... Alabilecek misin? Tabii ki. Dur aşkım dur, dur ben halledeceğim. Ben getiriyorum onu. Sen bunu al aşkım, ben kamerayı alacağım. Şimdi tavamı buraya aldım ve azıcık şey oldu bu. Böyle bir ilk sıcağı gitti. Önemli olan kakaoyu yakmamak. Şimdi ben, tabii benim sürekli izleyen takipçilerim bilir, haldır şaldır yaparım, kesinlikle bir şeyim yoktur. Ölçüm yoktur. Onun için bununla ilgili size tavsiyem tadına bakarak yapın. Kakaoyu çok koyarsanız çok bitter olur. Az koyarsanız az bitter olur. Ama bitter olur yani çünkü içinde süt yok. Aşkım bir kaşık versen bal için. Bu bal açık mıydı, sen mi açtın? Ben açtım ben. Tadına baktım. Plastik veriyorum. Plastik var. Önemli olan burada şey arkadaşlar. Hindistan cevizi yağının çok sıcak olmaması ki kakaomuzu yakacak. Ver aşkım. Ben açtım. Yukarıdan tahini de versene. Şöyle bir dolu kaşık bal. Ya mesela ben bu kadar tatlı sevmiyorum ama kocam bey böyle tatlı seviyor diye bu kadar çok koyuyorum. Azıcık mı koysanız? Çalkalı. Azıcık koysanız yeter. Aşkım fındığı öylece mi koyacağız? Çekil be fındığı. He, nasıl koyalım? Çekil kırayım mı? Kıracaklık da neyse artık. İşte böyle. Plansız bir. Biraz da sade yağlı. Ayrıca şey yapıp sade yağ ile böyle çubuklar yapacağız, sağlıklı çubuklar. Sen koy da atıyorum. Neye koyayım aşkım? Fındık. Koyuyorum hayatım, daha koymadan şey yaptım. Tahin. Kocamın ödü kopuyor, bir şey az olacak diye. Azıcık tahin dök. Of aşkım. Ana çok oldu değil mi? He. O zaman biraz daha kakao koy içine. Hayır hayır, çok güzel olacak. Biraz aşkım. Daha fındık koy. Aşkım bu çok güzel olacak. Tamam fındık koyayım. Ha, yani. Makarna fazla olsun. İşte bakın ha. 150 gram fındık koyduk bir çikolataya. Normal çikolatalarda 10 gram fındık yok. Tahin güzel yapar aşkım. Bakın kabağım bu. Baksana abicim görüntüsü var. Şimdi. Şey gibi gelebilir size. Çok sulu gözükebilir. Ama kesinlikle çok sulu değil. Azıcık daha kakao koyayım ya. Tahinli çikolata olacak çünkü. Hindistan cevizi yağı olduğu için donacak. Şey kalmayacak yani. Buzdolabına koyunca kendine geliyor. Aynen, buzluğa donunca tam kalıp çikolata gibi oluyor. Ama dediğim gibi eğer ki kakao yağıyla yapabilirseniz çok daha güzel. Ay şey unuttuk, Hindistan cevizi mi? Bak bak bu ne böyle. Aşkım Hindistan cevizi bak orada dur. Burada mı? Aha, cevizin içinde. Bak şu cevizin içinde aşkım, görüyor musun? He gördüm.
Ben ceviz kıracağız diye Hindistan cevizini alırım oradan diye düşünmüştüm. Ay bu çok güzel oldu ya. Eğer buna biraz daha balı fazla koyarsanız hem daha tatlı olur. Hem de böyle içi böyle nasıl diyeyim size. Bulan yerisi gibi. Yapma. Ay kocam da illa ses çıkaracak. Eğer diğer videolarımızı izlemediyseniz bütün videoma girin bakın. Arkadan bir poşet sesi geliyor ve kocam çıkartıyor sesi. Bolca Hindistan cevizi. Ya size şöyle tarif edebilirim bunu. Böyle sağlam fındıklı çikolatayla tahinli kek karışımı ama alttan da kokos tar tadı geliyor. Falan filan gibi harika bir şey. Gene kendim ördüm. Neyse şimdi bunu bir tepsiye dizeyim. Gene anayasa karıştı. Şunu hemen bir tepsiye dizelim. Tepsi getireyim. Şuna mı? Benim içine mi var mı? Çekileceğim. Çekmeceyi koy. Şimdi böyle bir tepsim var. Tabii çikolata kalıbınız falan varsa onu da şey yapabilirsiniz. Ama içinde bal olduğu için çıkması biraz zor oluyor. Bakın. Yani şu haliyle bile yenir. Ya şekerini şey de yapabilirsiniz. Bu Migros'ta meyveden şeker var. Elma suyu falan. Onunla da yapabilirsiniz. Tut bir tane. Tut. Spatulam kirliydi de tabii ki yıkayacak hali yok. Ay kocam be, bu kadar tembel bir karın olduğu için ne hissediyorsun? Bırak bana. Tembel Allah'tan. Ya tembel olmasa ne yapacak? 2 dakikada yapıyorum. Ben yemek yapıyorum sadece arkadaşlar. Temizlik yapmıyorum. Üstüm. Evet. Bunu Allah aşkına tavamda çizmeyeyim. Bunu şey yapayım mı? Bunu at. Dur onu şey. Böyle bunu, şey. Bunu. Ne yapacağım? Bu yenmez mi? Yenmez. Normalde üstüne de Hindistan cevizi döküyorum ama ben içine çok koyduğum için üstüne dökmeyeceğim. Bunu buzluğa koyuyorum. 10 dakika içinde donuyor. Çok da fazla bekletmiyoruz. Hatun donduk... bir tadı var. Gerçekten değil mi aşkım? Oo. Dur donduktan sonra görüşeceğiz. Az önce kocam benim hiçbir şey ziyan etmediğini söylemiştim. Beni mi çekiyorsun? Ye. Ye ye aşkım ye ziyan olmasın. Parmak. İsraf günahtır. Valla. Acayip bir şey bu. Bir de bittikten sonra tadına bak. Şimdi tezgahım kirli. Oradaki bulaşıkları toplayacağım. Tamam, yemek bulaşıkları. Tamam yemiyorum millet önünde. Tamam aşkım pardon. Tam 10 dakikada bu hale geldi. Dondu çikolatamız. Şimdi bunu keseceğim kare kare. Bundan sonra dolapta muhafaza edeceğim. Buzluğa atmama gerek yok. Rengi tahinden dolayı bitterlikten çıktı. Ama tahin de koymayabilirsiniz. Şimdi kocam beyi çağıracağım. Bir de donmuş halinin tadına baksın. Biz zaten yaptığımız her şeyi beğeniyoruz da olsun. Aşkım. Çikolata tamam geldi tadına bakalım. Bekliyorum. Evet şimdi tadıma geçelim. Çok heyecanlı. Al ve beni öp. Ya bu cevizle de çok güzel oluyor. Bu cevizle de müthiş oluyor. Hiç bu kadar çok tahin koymamıştım. Bundan sonra hep koyacağım. Bu müthiş bir şey olmuş ya. Çok güzel olmuş. Ay diyecek hiçbir şey yok. Tamam yaptım her şeyi öveceğim tabii ki ama bu çok güzel olmuş. Bunu yapın lütfen. Bu ömür odasıymış ya. Bu gerçekten. Hatta bunu işte balın daha az koyup daha böyle az şeker tüketenler falan daha rahat yiyebilir. Hocam benim boğazımda kaldı. Bu nokta olmuş yani. Gerçekten çok güzel olmuş. Hepinizi çok öpüyoruz. Yeni videolarda görüşürüz. Böyle videoların gelmesini, böyle tarif videoları, eşimle mutfakta videolarımın gelmesini istiyorsanız bir abone olsanız çok seviniriz. İki yorumlarda belirtirseniz ekstra seviniriz. Çünkü gaza geliriz. Bir yorum bile gerçekten bizi aşırı motive ediyor. Hatta istediğiniz tarifler varsa denememizi istediğiniz. Örnek veriyorum. Geçen gün şey yaptım ben glutensiz çubuklar yaptım. Tuzlu çubuklar. Çok güzel olmuştu. Evet. Yani aklınıza bir şey gelir poğaça dersiniz onu yaparız. Yani ne bileyim hani şu anda pat diye söyleyince benim aklıma gelmedi ama sizin de daha böyle sağlıklı yemek istediğiniz bir şeyler varsa biz çünkü bir süredir o şekilde besleniyoruz ya. Ya sağlıksız şeyleri de yaparız. Önemli de mesela çiğ köfte şu sushi yapmak istiyorum falan. Ne istiyorsanız yorumlara yazarsanız biz yaparız ve yorum yazdığınız için çok seviniriz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bize gaz verin. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın, iyi akşamlar.